Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Hümme Hastanesi ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir beğeniyi çok görmezseniz bizi çok mutlu edersiniz. İnşallah da çok görmezsiniz arkadaşlar. Ben sizleri seviyorum. Hangi takımlı olursanız olun, bu kanala verdiğiniz destekten dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Vallahi neresinden başlayayım bilmiyorum. Bir sürü transfer haberi var. Ama beni en alakadar eden 3. 4. haber. İlk olarak Batshuayi transferindeki gizli detaydan gireyim. Arkadaşlar bakınız, eğer kanalı uzun süredir takip etmiyorsanız ya da bizim sistemimizden haberiniz yoksa kısaca söyleyeyim. Eskiden haberleri moda mod okuyordum, sonra duyumları veriyordum falan filan yapıyordum. Çok sıkıcı oluyordu. Şimdi haberin önemli yerleri, sonra yorum ve duyumlar yer alıyor. Arada sırada kendi çapımda da bir ilkokul öğretmeni olduğum için bazen ilkokul seviyesinde soğuk espriler yapabiliyorum. Onu da mazur görürseniz çok güzel anlaşırız. Şimdi Batshuayi Fenerbahçe'de çıktığı 8 maçta, 8 maç oluyor yani 720 dakika zanneder. 8 maçta 5 gol atan Michy Batshuayi transfer sürecini falan filan hepsini anlatmış. Özel açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz Chelsea, Dortmund, Valencia, Marseille, Standard Liège, Crystal Palace gibi takımlarda forma giydi. Ve bu kadar takımın ardından da erken patlama yaptı, işte şöyle yaptı, başka teklifler vardı diyor. Sözcü'ye özel açıklamalarda bulunmuş İrfan 25'in haberine göre. Ben satır başlarını alıyorum. Zaten satır başları yeter. Bizim bir ilk 11'imiz yok diyor. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru başkan. Bak doğru, bak doğru diyor. Ayak ayak üstüne bir tweet daha gidiyor. Şimdi yedek kulübesinde oturmayı sorun etmiyorum diyor. Bizim bir ilk 11'imiz yok. Herkes şans bulabilir. Bitti. As yedek kavramı yok. Bitti. Oynadığımız zaman en iyisini ortaya koymak zorundasın. 5 dakikada da 90 dakikada oynasanız sahada verilen görevi yerine getirmelisiniz. Bitti. Teknik direktör saygısı buram buram. Jesus mükemmelliyetçi diyor. Çünkü Jorge Jesus kısa sürede büyük işler başardı. İnşallah çok daha büyük işler başarır. Ve beni en çok Conte etkiledi diyor. Conte ile Jesus birbirine çok benziyor. Yani işinde ciddiler. Fazlasıyla talepkarlar. Organize takım kurma hedefliyorlar. Bakın, organize takım kurma. Yani ben senenin başından beri hep ne diyorum? Biz takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bizde futbolcu bazlı sistem yok. Sistem bazlı futbolcular var. Yani dişlinin çarkından birini çıkartıyorsun. Aynı başka bir futbolcu ya da başka bir çark oraya koyduğunuydu. Sistem tıkır tıkır işlemeyi sürdürüyor. İşte olay budur. Fenerbahçe buna döndü. Buna döndü. Taktik anlamda disiplinli bir takıma dönüştü mü? Dönüştü. Birçok video izlettiriyor arkadaşlar. Jesus birçok video izlettiriyor. Birçok video izlettiriyor. Ve oyun anlayışı müthiş. Her şey mükemmel olsun istiyor Jesus diyor. Doğru. 103 golü sormuşlar. Arkadaşlar ben bir ricada bulunayım. Kurban olayım. İster 103 golle ister 33 golle. Şampiyon olalım. Kaç golle olursak olalım. Şampiyonluk. Ana hedef hepimizin etrafında birleşeceği şey şampiyonluk. Şampiyon olalım da 80 golle olalım. Umurumda değil. Ama diyor ki hani bu rekorla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ben çalışmaya inanırım. Bunlar hani çalışırsak edersek niye olmasın diyor. Transfer sırrı hani Fenerbahçe'ye niye geldin diyor. Proje beni çok etkiledi diyor. Sevgi, saygı, güven hissettim. Fenerbahçe'yi tercih ettim diyor. Kısa kısa birkaç cümle söyleyeyim. Ben ve ailem Türkiye'yi çok seviyoruz. Mutluyuz. İstanbul rüya gibi. Fenerbahçe taraftarının sevgisi benim için çok değerli. Ben basit biriyim, çalışkanım, ciddi ve mücadeleci bir futbolcuyum. Dışarıda neşeli ve şakacıyım demiş. Bildirilerimi galiba önce kedi gibi bir insanım. Boş bülen demiş. Rüyam Real Madrid forması giymekti. Henüz o rüyama ulaşamadım demiş. Alayım bir tane forma. Sıkıntı değil yani. Kaçı kaç kuruştan göndereyim. Chelsea kötü bir seçim değildi ama önünde formda bir Diego Costa vardı. Kardeşim Iseka güçlü bir futbolcu ama diş sakatlığı geçirdi. Çok daha iyi yerlere gelecek demiş. Bizim pivot takımını değerlendirebiliriz aslında. Onu bir Mahmut Bey'le bir görüşelim. Bak onu hafta içinde bir değerlendirmemiz lazım. Batsman lakabını taraftar koydu. Ben memnunum demiş. Süper Lig kaliteli üst düzey bir rekabet var. Yalan söylüyorsun. Şimdi Jorge Jesus demişken Jesus o bölgeye transfer istemiş. Haberiniz var mı? Yok değil mi? Nerede olacak? Hiç haberleri takip etmiyorsunuz ki. Ha pardon ya, ben veriyorum sonuçta değil mi? Şimdi Jesus'un tercihleri bir kişi hariç taraftardan tam not aldı.
O bir kişi de yanlış anlaşılmasın, çok fazla süre almamasına rağmen Galatasaray'ın 4 önemli transferinin Süper Lig'de yaptığı gol ve asist sayısından, yani 4'ünün toplamından bir fazla asist yapmış durumda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama Jesus bir sağ bek istiyormuş arkadaşlar. Çünkü sağ bek rotasyonu diyor. Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Yüksek gol oranı şöyle yaptı, böyle yaptı. Transfer çalışmaları üçlü savunmayı benimsedi ama sağ kanat pozisyonu istemiş durumda diyor. Listede de sürpriz bir isim mi var? Şimdi o sahayı var. Ferdi Kadıoğlu var. Alioski var. Şimdi de Lincoln var sol bek kısmında. Ama Jesus'un gözü doymamış. Jesus her geçen gün performans arttırmak istiyormuş. Hani Adana Demirspor'dan bir maç eksik oynadık ama diyor şöyle böyle 28 gol kendi rekoru falan filan. Geç istediği isme geçelim hemen. Bildiğiniz bir isim zaten. Değil mi? Fenerbahçe arkadaşlar geçen sezon Frankfurt Olympiakos'un arkasında kaldı. Tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamadı diyor. Yoluna konferansta devam etti. Slavia Prag'a elendi. Şimdi ofsayt taktiği Fenerbahçe eski gözdesini istiyor. O da Fabrizio Bustos. Arjantinli sağ bek tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor. Peki transfer nasıl gerçekleşecek? Bustos Internasyonel'den ayrılmak istiyormuş. Ve Brezilya temsilcisiyle oldukça istikrarlı grafik çizse de kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyormuş. Tabi Internasyonel'de göndermeye sıcak bakmasa da oyuncu transferde bir hayli istekliymiş. Bu sezon toplamda 40 maça çıkmış. Bakın arkadaşlar 40 maç. 2 gol 6 asist. Bir şey soracağım. Matematiksel olarak imkan veriyor musunuz? Vermiyorum. Aferin arkadaşlar. Doğru kanaldasınız. İşte benim aradığım taraftar kitlesi, takipçi kitlesi bu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Pelkas'ın yeni takımı belli oluyor diye bir haber var. Bunu araya sıkıştırmam lazım. Kusura bakmayın. Önemli haberi az sonra vereceğim. Şimdi bunu niye araya sıkıştırmam lazım? Ya arkadaş bana ne Pelkas'tan? Ya bana ne Pelkas'tan? Yanlış anlamayın. Evet Yunan Yıldız Fenerbahçe'de elinden gelenin yaptığı bir şeyler yaptı. Transferleri Hals diye kiralık gitti falan filan. Ama yeni adresi ya Süper Lig ya Rusya Ligi olacak deniliyor. Zaten Rusya'dan isteyen var da biz salaklığımıza doymayalım. 8 milyon euro artı bonuslarla 12'ye kadar çıkan teklife yok dedik. Salaklığımıza doymayalım. Şimdi Pelkas'ın yeni rotası belli olacağına göre herhalde yeni takımında beğenilmedi, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, Dinamo Moskova'da Rubin kazandı. Hem Pelkas'ı, hem Mert Hakan yandaşı, hem Atilla Salah'ı, hem de isim vermeyeyim birkaç oyuncumuzu takip ediyorlar. Tamam mı? Önemli duyumu bir kere söyler geçerim, ikinciyi tekrar etmem. Bilginiz olsun. Kanalı takip edecekseniz bu kuralımı bilin. Şimdi bu sezon Hull City ile 7 maçta forma giymiş, bir gol atmış. 392 dakika. Fenerbahçe'de toplam 55 maç, 13 gol, 8 asist. Piyasa değeri 4 milyon euro gözüküyor. Bakalım Fenerbahçe satabilecek mi, elde mi patlayacak demiş. Fenerbahçe'nin şu anda uğraştığı sadece bir isim var. Arda Güler. Harbi söylüyorum Arda Güler. Nasıl Arda Güler? Şimdi başkanımız Ali Koç, Arda Güler'in Gençler Birliği'nde bir maddesi var. Sonraki satıştan %20 pay maddesi. Ancak Gençler Birliği'nin durumu çok sıkıntılı. Biliyorsunuz geçen sezon oynamaya başladı. İsmail Kartal'a çıkışa geçti. Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından İsmail Kartal'a şans buldu. 10 maçta forma giydi. 3 gol 2 asist yaptı. İlginçtir. Jesus da 10 maça çıktı. Özellikle Avrupa maçlarında forma giydi. Ve Jesus Arda'ya hem desteğini hem kanatlarını germeyi sürekli hale getirdi. Ali Koç bir görüşme yapacak arkadaşlar. Ali Koç yurt dışında ABD dönüşünde Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş'la bir araya gelecekmiş ve Arda'nın bonservisindeki maddenin alınması için görüşecekmiş. 2019 yılında 200 bin euro karşılığında Fenerbahçe alıyor. Anlaşma şartlarına göre Arda'nın bonservisinin %20'si Gençler Birliği'ne aktarılacak. Bazı şahıslar ve şirketler Arda Güler'in %20'lik hakları için Gençler Birliği'nin kapısını çalmış. Başkent ekibi de demiş ki biz Fenerbahçe ile görüşelim diye. 2 milyon euro istiyorlar arkadaşlar. Hocam Allah'ını seversen Arda 20 milyon euro eder mi? Eder. 40 eder. Hocam 40 milyona satsan 4 milyon euro yapıyor. Verelim gitsin Arda en az 50'ye gider 60'a gider diyorsunuz. Arkadaşlar genç futbolcu bir risktir.
Bu risk nerede patlar, nerede sonlanır bilemeyeceğiniz bir risktir. Ama şu bir gerçek, Arda Güler'in en azından bu parası, yani bu şey, bu maddesi alınırsa en azından kafadaki sürünceme gider ve altyapıdaki bazı futbolculara da örnek olur. 2 milyon euro istiyorlar, biz 1 milyon euro veriyoruz. Bu sezon 1500 dakika oynarsa serbest kalma maddesi 17,5 milyon euro olacakmış da falan filan da bu sürenin altında forma giyerse de şöyle olacakmış, böyle olacakmış. Ha, bu arada şey diyeceğim, 20 milyon euroya gitse %20'si ne yapar abi? 4 milyon euro yapar. Yani 20'ye gitse zaten 4 vereceksin. Ne gerek var falan filan demeyin, kafanız rahat olur. Biz 1 milyon euro vermek istiyoruz. Artı belki birkaç genç, birkaç şey verebiliriz. Arda da bu sezon işte bilmem kaç dakikanın altında oynasa 5 milyon euroya gidecekmiş. Hadi gitsin. Gitsin de görelim arkadaşlar. Yani gitsin de görelim eğer garantiniz varsa, maddeniz varsa. Ne diyeyim ben size? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Böyle bir maddeden haberim yok. Sizin varsa buyurun. Ya sizin böyle bir maddeden haberiniz varsa buyurun. Arda Güler olayı da bu. Ben size asıl olayı söyleyeyim. İşte Ali Koç'un Jorge Jesus planı. İşte bence asıl orijinal, kaliteli, karakterli, güzel haberimiz bu. Nedir Ali Koç'un Jesus planı? Sezon başında bir yıllık sözleşmeye imza attı mı? Attı. Değil mi? Jesus bir yıllık sözleşme. Ve Ali Koç planını açıklamış. Jesus'la ilgili sürpriz bir iddia. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal bir yıllık sözleşme, her geçen gün artan performans. Bakın. Bu konuda hemfikiriz. Her geçen gün artan performans. Bu konuda hemfikiriz. Fenerbahçe'de her geçen gün performans artan bir isim daha var. Onunla ilgili de birkaç bilgi vereceğim. Şimdi Adana Demirspor'dan bir maç eksiğimiz var ama istatistikler ortada. Fenerbahçe'nin şu anda rakiplere verdiği korku, yanık hissi, tedirginlik duygusu, hissi çok büyük. Rakipler diyor ki ulan diyor, eğer bu Fener Başakşehir'i yenerse bu Fener'i hani hiç kimse durduramaz diyor. Haklılar mı? Bence haklılar. Bence sonuna kadar haklılar. Niye sonuna kadar haklılar? Bu Fener Başakşehir'i yenerse harbi söylüyorum. Kim durduracak? Şu anda hepsinin güvencesi bu. Yani Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar şey diyorlardı. Ulan biz puan kaybettik, kesin Fener de kaybeder. Fener Ankara gücünü Rulanti'de 3-0 yendi. Bassaydık, koşsaydık, coşsaydık 6-7 tane atardık. Az kadroyla çıksaydık, yorgunluk falan filan olmasa da 6-7 tane atardık. Nitekim 2-3 tane net kaçırdık zaten. Ama gel gör ki birilerine laf anlatamıyorsun. Fakat ben şunu anlatmak istiyorum. Bakın, Jesus Fenerbahçe'de her maç rotasyonu uyguladı be. Etmeyin eylemeyin be. 19 resmi maçta hep farklı 11'ler sahaya sürmüş bir teknik adamdan bahsediyoruz. 19 resmi maç. Aşağı yukarı benim sezon başındaki maç sayısını hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? 56-58 maç arasında bekliyordum. 60 diyelim. Yani 3'te 1'i gitti. Yaklaşık %30'u gitti. Bakın. Ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe destan yazmış durumda. Geçen sezon gittik Slavia Praha'ya elendik. Bu sezon tarihimizde ilk defa 4 maçta gruptan çıktık. Offside taktiği şu bu falan filan. Yani şu anda öndeyiz. Portekiz basını bir iddia ortaya attı. Abola, Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin başarılarına kayıtsız kalmadı diyor. Ligde 9 maçta 28 gol kaydettiğini belirtmiş. Yalnızca Kocaelispor'un 92-93 sezonunda 29 golle Fenerbahçe'yi geride bıraktığının altını çizmiş. Halal olsun dayıoğlu. Kocaelispor yiğidim. Sen nerelere düştün şimdi? Yeni sözleşme teklifi diyor. Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Jesus Ocak ayında 2026'ya kadar kontrat teklifinde bulunacak diyor. Hayır, böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Böyle bir şey gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Hiçbir şekilde sözleşme uzatma gerçekleşmeyecek. Gidiyor mu? Yok. Yani. Yanisi yok arkadaşlar. Sözleşmesi uzun olan adama daha net sözleşmesi teklif edeceksin. Hocam bir sene uzun mu? Kim diyor bir sene diye. Sıradaki haberimize geçelim. Fenerbahçe'deki Crespo gelişmesini duyurdular diyor. Dedim ya size, Fenerbahçe'de her geçen gün artan istatistiği diye.
Bunlardan diğer isim de Miguel Crespo. Ve flash açıklamalar. Ankara Gücü maçında zoru başardı. Koşu mesafesinde rekoru ele geçirdi. 1,5 milyon euroya geldi. Geldiğinde birçok futbol ukalası, futbol uleması, yok ikincilikten topçu mu alınır, yok işte kulübü batırdınız, yok vasat seversiniz, yok bilmem necisiniz falan filan Inter Milan. İsmail Kartal'la yükseliş başladı falan filan, dikkat edin. Her haberde İsmail Kartal'ı geçiriyorlar. Subliminaldir bu. Kafalara İsmail Kartal düşüncesini yayıyorlar ki olası bir puan kaybında şurada burada hemen pompalayalım diye. Jesus da format değişti diyor. Crespo son iki lig maçında 90 dakika oynadı. Ankara Gücü maçında 13 kilometre koşarak sezonun koşu rekorunu kırdı. Sözleşme uzatmayı düşünüyor demiş. Arkadaşlar Crespo'nun maaşı 300 bin euro ile 500 bin euro arasında. Bilginiz olsun. 300 bin euro ile 500 bin euro arasında. Bilginiz olsun. Yok hocam imkanı yok. O kadar az değildir. 1,5 milyon euro falan diyorlar. Eğer Crespo'nun maaşı 1,5 milyon euro olsun hiçbir takıma satamazsın. Niye gitsin adam gerizekalı mı? Niye gitsin? 2,5 verirseler %40'ı vergiye gidecek yine eline 1,5 geçecek. Niye huzurunu bozsun? İstanbul'da seviyor. Ama Crespo'nun sözleşmesi uzatılacak ve 30 milyon euro serbest kalma maddesi konulacak. Bu haber doğru. Zira değeri de yükseldi. Yani şu anda 8 milyon euro gösteriyor ama Allah için söyleyin 8 milyon euro mu sizce transfer market değeri olması gereken? Avrupa'nın zirvesinde top kapma rakamlarında, yani Avrupa'nın en değerli 10 liginde 90 dakika başına rakip sahada en fazla top kazanan orta saha konumunda, 26 yaşındaki futbolcu 4.24 ortalamasıyla zirvede ve Portekiz izliyor demiş. Orta alanda hem savunma hem de hücumda gösterdiği mücadeleyle ön plana çıktı. İşte yani Portekiz oldukça iyi seviyede futbolcular var diyor. Ben şunu söyleyeyim. Portekiz milli takımına seçilirse 30 milyon eurodan fazla eder değil mi? Bence de eder. Bence de eder. Yani bunu söyleyeyim. Hocam şu Jesus kısmı biraz atladın gibi geldi ya. Yani biraz detaylı konuşsak nasıl olur? Arkadaşlar detaylı konuşalım. Şöyle söyleyeyim size. Jorge Jesus. Fenerbahçe teknik direktörü. Benim bilgim dahilinde 3+1 yılına Fenerbahçe'de. 1+3 yılına Fenerbahçe'de. Sizin bilgilerinizi bilemem. Sizin kaynaklarınızı tanımıyorum. Benim bilgim bu şekilde. Ben sadece bilgimi paylaşmak istedim sizinle. Ne güzel kanala destek veriyorsunuz, video izliyorsunuz, beğeni atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ben bilgimi paylaşmak istedim. Yani 1+3 yıl Fenerbahçe'de. Hocam 1+3 yılın maddesi varmış ya, şampiyon olursa 3 yıla uzar falan filan diye. Gerek yok ki. Gerek yok. İnsan işine, yani insan kendine ve işine güveniyorsa zaten ötesine gerek yok ki. Düşünsene mesela yani Türkiye'nin en iyi şeycisin, motor ustasısın mesela. Arabadan en iyi anlayan motor ustasısın. Sana bir iş getirseler, ustam yapabilir misin deseler. Sen ne yaparsın, ne dersin? Yani yapmazsan para mara almıyorum dersin. Ya da sorunu çözersin, bakarsın, teşhisi koyarsın, yaparım. Bitti. Jesus da kendine güveniyor. Birer yıllık uzatalım ne olacak diyor. Sıkıntı yok benim için. Brezilya, Allah aşkına şu ortam bırakıp Brezilya'ya gidilir mi? O riske girilir mi? Bakın bu tip adamlar manyaktır. Kafayı sıyırmışlardır. Mutlak otorite isterler. Mutlak otorite var mı? Var. Tek hakim ben olayım derler. Tek hakim mi? Adam duvardaki resimlere kafayı takmış durumda. Lan böyle manyağı nerede bulacaksınız? Altay Vahindra desteğe gidiyorlar. Nereye gidiyorsun diyor. İbrahim Tatlıses mi? Nereye gidiyorsun diyor. Beni dinler misin diyor. Mesela orta sahada çıldırıyor adam. Gitmeyin oraya. Lan böyle manyağı nerede bulacaksınız? 3-0, 5-0 maçı kazanıyorsun. 5-0 öndesin. Son dakika saçma sapan pas hatası yaptı diye oyuncu değişikliği yapıyor. Oyundan çıkarıyor. Bak ben bunların çoğunu söylemiyorum ha. Söylemiyorum ki aklınıza bir şey gelmesin diye. Bu adam böyle manyak. Bize böylesi lazım. Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine deli ol dünya senin kahrını çeksin. Jesus dedeme yakışır. Uzun lafın kısası. Siz bu videodan ne anlamanız lazım? 1- Fabrizio Bustos. Külliyen yalan. 2- Jesus. Devam ki. Brezilya milli takımı şu bu. Palavra ki. 3- Miguel Crespo.
Crespo'yu biz elimizde tutamayız. Ben size söyleyeyim, tutamayız. Bak, sözleşme uzatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Muhtemelen de uzatacağız ama biz Crespo'yu yazın elimizde tutamayız. Batshuayi alan razı, satan razı. Eskiden olsa lan bu kadar para verdiniz, az forvet diye getirdiniz, oynatın derdik. Adam diyor ki size ne kardeşim, ben böyle verim alıyorum. Ya bir şey söyleyeyim, sezon bittiği zaman Batshuayi'nin hanesinde şu yazacak: 950 dakika oynadı. Aşağı ineceksiniz Transfermarkt'ta, yazacak işte 45 maça çıktı. Gol sayısı 42, asist sayısı 25. Umrunuzda olur mu 900 dakika? Oradaki sayısal veri önemli. Çıldırmaz mısınız? Kafayı yemez misiniz? Ya 4000 dakika oynasaydı? Dersiniz. Alan razı, satan razı. Karışmayın Fenerbahçe'ye. Ya yıllar sonra bu takıma disiplin geldi, adalet geldi, saygı geldi. Futbol geldi, felsefe geldi, taktik geldi, disiplin geldi. Karışmayın ya. İlk 11 açıklanıyordu ilk haftalar. Ben her maç öncesi canlı yayın yapıyorum. Yazıyorlar. Böyle kadrom olur. Şu niye yok? Bu niye yok? Bunu niye kesti? Bu adam teknik direktör değil. Maçlar ilerliyor. Değişikliğe bak. Lan bu teknik direktör mü? Ben bundan daha değişiklik yaparım. Şu niye çıktı? Bu niye girdi? Bu niye geç girdi? Bu niye şöyle yaptı? 9. maçı tamamladık ligde. Herkesin dediği şu. Vardır oğlum Cesus hocamın bildiği lan. Karışmayın oğlum. İlk 11'e karışmayın. Adam ne diyorsa, kimi diyorsa oynasın o. İyi, güzel kadro. Yeneriz. 3-0 olsun, bizim olsun. Bak 3-0 bitti, maç bitiyor. Bak 3-0 oldu. Zorlasaydık 6 olurdu, 7 olurdu. Gerek yok zorlamaya, sakatlığa falan. Çok şükür aynı çizgideyiz. Çok şükür aynı çizgideyiz. Aynı gemideyiz, aynı çizgideyiz. Bu arada size şunu söyleyeyim. Sağ bekte Osayi ve Ferdi. Güzel. Solda Alioski, Ferdi. Zorlasan Luan Perez, belki Salah'ı da yaparsın. Güzel. Nazım'ın ikinci devre oynama şeyi var. Bir de Türk olduğu için kontenjan da doldurmayacak. Güzel. Daha ne? Lincoln de sol bekle oynayabiliyor. Bu şartlarda niye bek istesin? Stoper. Bu şartlarda stoper isteyebilir. Ama stoper isterken beklerden birinden feragat etmek zorunda. Onu da belirteyim. Yani huzur bozmak istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama şu ana kadar saydığım isimlerden eğer feragat edecek olsak ilk Alioski'den feragat ederiz. Haberiniz olsun. Gerçekten diyorum. Ya şu isimler içerisinde en az beğenilen Alioski. Ha, o sahinin potansiyeli var. Ferdi zaten malum, anlatmaya gerek yok. Değil mi? Lincoln zaten yaşı daha 23. Onu da söyleyeyim. Arda Güler konusunda da rahat olun. Hocam bir Ömer Faruk Beyaz daha olur mu? Rahat olun. Arkanıza yaslanın. Emniyet kemerinizi bağlayın. Takipte kalın. Videoyu beğenin, abone olun. Görüşmek üzere dostlar.